أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد مز شكر مز آجمز مز Yüce لرين ربي أولا الله. صلاة سلام تهيات إكرام مز رسوله bizim önderimiz, örneğimiz, iki cihan serverimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatu vesselam efendimize, onun güzel ailesine ve birbirinden kıymetli ashab-ı güzin efendilerimizin üzerine olsun. Selamımız da sizlerle beraber hidayete tabi olan bütün mümin kardeşlerimizin üzerine olsun. Aziz kardeşlerim, ahlak bir insanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına sebep olan huy ve davranışlarının tamamıdır İçimizden herhangi bir kardeşimize iyi insan diyorsak da Veya kötü insan diyorsak da Muhakkak bunun sebebi onun ahlaki hali ve tutumlarıdır Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın bir beyanına göre Ahlak yani hulq fıtridir Yaratılıştan gelen bir vasıftır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu durumu şöyle aktarır bize. Cenab-ı Allah aranızda rızıklarınızı nasıl taksim etti ise ahlaklarınızı da öyle taksim etmiştir. Ahlakın yaratılıştan gelen yani cibilliyetle karakterle alakalı olduğuna dair Efendimizin Eşec isimli sahabi efendimize şu beyanı da önemlidir. Diyor ki Efendimiz ya Eşec sen de iki haslet vardır ki Allah da, Resulü de o iki hasleti sever. Nedir onlar ya Resulallah? Hilm ve haya. Hilm yani yumuşaklık, nezaket, usluluk. Haya yani utanma, ar duygusu ve, ve edeb. Eşek radiyallahu bunun üzerine Efendimiz'e şunu sorar. Ya Resulallah bunlar bende eskiden beri var mı yoksa yeni mi gelişti? Yani İslam'dan önce de ben böyle miydim? Yoksa İslam'la birlikte mi kesbettim, kazandım? Efendimiz buyurur, eskiden beri sen böyleydin ya Eşec. Bunun üzerine Eşec radıyallahu anh şöyle dua eder, sevdiği, beğendiği iki huy ile beni yaratan cenab Allah'a hamdolsun der. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ahlakı karakterle, yaratılıştan gelen fıtri özellikle ilişkilendirmesi bizi şu hususta aldatmasın sevgili kardeşlerim. Dolayısıyla ben ahlakımı değiştiremem, ben ahlaki güzellikleri kesbedemem, bu benim huyum artık beni de böyle kabul edin diye kötü huylar savunulamaz. Nice ayeti kerimede Rabbimiz bizden kendimizi, nefsimizi, çoluk çocuğumuzu, ailemizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından sakınmamızı emrediyor. Nice ayeti kerimeler bizim nefsimizi tezkiye etmemizi, terbiye etmemizi bize emrediyor. Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam ben bir muallim olarak gönderildim diyor. Dolayısıyla neyi öğretecek, neyi talim edecek bize? Elbette güzellikleri, güzel ahlakı. Çocuklarınıza verebileceğiniz en güzel hediye ahlaklarının, terbiyelerinin güzel yapılmasıdır diyor Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam. Dolayısıyla ahlakın yaratılışla, cibilliyetle, fırtratla olan alakasını inkar etmeden ama terbiyeyi de, eğitimi de ihmal etmememiz gereken bir husustur ahlak eğitimi. Alimlerimiz bu hususta yaratılıştan gelen iyi özelliklerin, iyi hasletlerin eğitimle, terbiyeyle, alıştırmayla bir meleke haline getirilmesini, varsa kötü huyların da eğitimle, terbiyeyle, teskiyeyle baskı altına alınarak izale edilmesinin ahlak eğitimi ve ahlak terbiyesi için şart olduğundan bahsederler. Aziz kardeşlerim, güzel bir ahlaka sahip olmak bir mümin için, Müslüman kişi için ekstra ya da lüks sayılabilecek bir şey değildir. Dolayısıyla yahu ben Müslümanım, müminim, elimden geldiği kadar da ibadetlerim var, ahlakım da şöyle olsun, beni de böyle kabul edin diye bir mazeret olamaz. Güzel ahlak, iman nasıl lazım ise, ibadetsiz nasıl olmaz ise, aziz kardeşlerim, kamil mümin, güzel ahlaksız da olmaz. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bu durumu bize şöyle aktarıyor. Ekmelül müminine imanen ahsanuhum huluken. Müminlerin imanca en olgun, en kamil olanı, ahlakça en güzel olandır. Ve hıyarukum, <laughs> hıyarukum li ehlihi. Hayırlınız da ailesine, çoluk çocuğuna en hayırlı olanınızdır. Şöyle düşünelim, bir insanın kötü ahlakından evvelen kim yaka silkecek, kim illallah diyecek? Belki gününün tamamını paylaştığı çoluk ve çocuğu. Aynı insan güzel ahlaka sahip olsa, bu ahlaktan en istifade edecek olanlar kimlerdir? Komşusu mudur? İş arkadaşı mıdır? Yoksa evde kendi hanımı, çoluk çocuğu mudur? Dolayısıyla Efendimiz öyle diyor hayırlılarınız ailesine, çoluğuna, çocuğuna hayırlı olanlarınızdır. Resulü Zişan Efendimiz bir başka nasihatlerinde bu hususta bize şöyle buyuruyor aziz kardeşlerim. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Efendimiz'e gelip soruldu. Müminlerden hangisi eftaldir, faziletlidir ya Resulallah? Efendimiz cevap verdi. Ahlakça en güzel olan en kamil mümindir. Hemen peşi sıra ikinci soruyu sordular Efendimiz'e. Peki müminlerden en akıllı, en zeki olan kimdir ya Resulallah? Efendimiz cevap buyurdular. Ölümü en çok hatırlayan ve ölüm kendisine gelmeden önce onun için en güzel hazırlığı yapanlardır buyurdu. Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Yemen'e genç yaşında vali olarak tayin edilen Muaz bin Cebel, Medine'nin dışına kadar Efendimizin bizzat kendisini uğurladığını ve ayağını atının üzengisine koyduğu esnada kendisine son tavsiyesinin, son nasihatinin şöyle olduğunu bize söylüyor. Ya muaz insanlara da ahlakını güzelleştir. Biz bu nasihatten anlıyoruz ki bir insan hayatında ne kadar çok insanla ilişki halinde olacaksa güzel ahlak ona o kadar elzem. Dolayısıyla idareciler toplumun tamamıyla ilişki içerisinde olacağı için dolayısıyla ahlaken en güzel, en kamil olmak noktasında titiz davranması gereken başlıca insanlar demek ki idarecilerimiz olmaktadır. Gene Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur bizlere, Nerede olursan ol, Allah'tan kork, kötülüğün peşinden de hemen bir iyilik yap ki onu silsin ve yok etsin. Ayrıca insanlarla da güzel geçin. Aziz kardeşlerim, kötü bir ahlaka sahip olmak, bin bir gayretle, alın teriyle, emekle, belki saatlerimizi harcadığımız birbirinden değerli ibadetlerin heba olmasına, boşa gitmesine, onları boşa çıkarmaya vesile olabilir. Cenab-ı Allah'ın gazabını, buzunu celbedecek ahlaksızlıklar, Allah muhafaza, belki kişileri cennetin kıyısından döndürebilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hususta şöyle buyuruyor. Kıyamet gününde müminin terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir şey bulunmaz. Muhakkak Cenab-ı Allah çirkin ve kötü huyluyu asla sevmez. Bir başka nasihatleri Efendimizin suyun buzu erittiği gibi güzel ahlak da günahları eritir. Sirkenin balı bozduğu gibi kötü ahlak da amelleri bozar. Hz. Ebu Hureyre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e şöyle bir soru sorulduğunu bize anlatıyor. Ya Resulallah insanlar en çok neden dolayı cehenneme giderler? Efendimiz iki yerden, iki ağzımızdan, iki organımızdan bahsetti. Ağzından ve cinsel uzvundan dolayı buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu sorunun bir tersi de tekrar Efendimiz'e sorulmuş. Peki ya Resulallah İnsanlar en çok neden dolayı cennete giderler? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlar. Takvallahi ve husnul huluk. cenab Allah'a karşı takva, saygıda kusur etmeme bir şuur hali ve husnul huluk güzel ahlak sebebiyle diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ebu Umame radıyallahu anh Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu bize aktarıyor aziz kardeşlerim. Ben haklı bile olsa münakaşayı terk eden kimseye cennetin kenarında bir köşkü garanti ediyorum. Şaka bile olsa yalanı terk edene cennetin ortasında bir köşkü, ahlakı güzel olana da cennetin en üstünde bir köşkü garanti ediyorum diyor efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Gene Ayşe annemizin dilinden efendimizin şu sözünü duyuyoruz biz. Mümin güzel ahlak sahibi olmakla Gündüzleri bolca oruç tutan, geceleri bolca namaz kılan kimse gibi ecir ve mükafat elde eder. Aziz kardeşlerim, güzel ahlak hususunda, ahlak terbiyesi hususunda sadece nazariyeler, teoriler, nasihatler kişinin nasihati yeterli değildir. Bu konuda bizim için örnek şahsiyetlere, numune-i imtisal olacak ahlak timsali şahıslara ihtiyacımız var. İşte bizim için bu konuda bir numaralı numune imtisal Efendimiz Aleyhisselatu vesselam Efendimiz'dir. Zira Kur'an-ı Kerim onun ahlakını övmektedir malumunuz. İnneke le ala azim. Hiç şüphe yok ki sen yüce bir ahlak üzeresin buyuruyor Efendimiz hakkında. Gene Efendimiz kendisi hakkında bu iftu le utimme ahlak. Güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim buyurmaktadır. Dolayısıyla bir yandan nazariyeler, teoriler, ahlak teorileri, bir yandan da o teorileri hayatına en güzel şekilde yaşıt, yaşatmış, geçirmiş güzel insanlara ihtiyacımız var. Başta efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın örnekliği olmak üzere. Aziz kardeşlerim, İslam'da imanımızla, itikadımızla ahlakımız arasında kopmaz bir bağ, kopmaz bir ilişki vardır. Daha önce de söylediğim hadis-i şerifi bir daha hatırlatmak isterim bu hususta. İman bakımından müminlerin en güzeli, en olgunu, kamili, ahlakı en güzel olanınızdır buyurmuştu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir başka adı şerifi, komşusunun şerrinden emin olmayan kişi, komşusu şerrinden emin olmayan kişi iman etmiş olamaz derken Efendimiz iman ahlak bağlantısını bize hatırlatıyor. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi ya hayır konuşsun ya da sussun Derken Efendimiz işte bu iman ve ahlak bağından bahsediyor Efendimiz. Gene münafığın alameti üçtür derken birbirinden çirkin nahoş huyları sayarken Efendimiz yalan konuşmak, emanete hıyanet etmek, verdiği sözde durmamak münafıklığın alametlerinden olduğunu buyuruyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Aziz kardeşlerim imanla ahlakımız ne kadar iç içeyse en temel ibadetlerimizle güzel ahlak arasında da muhakkak bir irtibat, bir ilişki vardır. Başlıca ibadetimiz olan, dinimizin direği olan namaz ibadetimiz ahlak terbiyesinden hali değildir. Namaz sadece belli başlı hareketleri yapmak, eğilmekten, doğrulmaktan veya sevabını hayrını sadece ahirette, mahşer yerinde göreceğimiz bir ibadet değildir. Ne buyuruluyor namaz hakkında ayeti kerimede? Ve akimis sala İnnes salate tenha anil fahşai vel munker. Namazını kıl zira namaz insanı çirkinlikten, hayasızlıktan, fenalıklardan alıkoyar. İşte namaz ve ahlak ilişkisi değer kardeşlerim. İslam'ın bir başka ibadeti olan beş şartından birisi olan zekat ibadeti de sadece zengin Müslümanların cebinden bir miktar paranın servetin fakir kardeşlerimizin eline iletilmesi gibi donuk, camit, mekanik, havale, EFT ilişkisinden ibaret değildir. Ayeti kerimede buyrulur: خُذْ emvalihim sadakaten tutahhiruhum ve tuzakkihim biha." O zenginlerin, o varlıklı servet sahibi Müslümanların mallarından zekat ve sadaka alınacak ki, alınan bu zekat ve sadaka ile onlar günahlardan temizlenecek. Kalpleri, gönülleri tezkiye olacak, arınacak ve temizlenecek kardeşlerim. Gene İslam'ın bir diğer ibadeti olan oruç ibadeti sadece imsaktan iftara kadar aç kalmak ve susuz kalmaktan ibaret değildir aziz kardeşlerim. Efendimiz buyuruyor, kim yalan söylemeyi ve yalanla iş görmeyi terk etmez ise Cenab-ı Allah'ın o kimsenin yemesini, içmesini, terk etmesine ihtiyacı yoktur değer vermez diyor Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam. Gene İslam'ın bir başka şiarı olan hac ibadetiyle alakalı ayeti kerimede şöyle buyurulmaktadır. Bakara suresinin 197. ayet-i kerimesinde. فَمَنْ فَرَضَ ف۪يهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَفَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي Kim o aylarda hac etmek üzere ihrama girmiş ise artık eşiyle beraber olamaz, ihramdan çıkmadıkça. Günaha giremez, bir de cidal, cedelleşme, tartışma, kavga asla bunun bir tarafı olamaz ihramlı bir kimse. Aziz kardeşlerim, işte gördük ki biz İslam'ın her ibadetinde muhakkak bir ahlak bağı, bağıntısı var. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe efendilerimize şöyle bir sual yönettiler. Müflis kimdir? Müflis kime derseniz siz? Ashab o güne kadar Müflis kavramını bildiği şekilde anlattı. Dedi ki ya Resulallah bizce müflis var, vaktiyle zenginmiş, varlıklıymış, daha sonra parası, eşyası, malı kalmamış. Biz buna müflis deriz ya, Resul deriz ya Resulallah. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bizim de bildiğimiz müflis kavramına bambaşka bir mana yükledi aziz kardeşlerim. Buyurdu ki müflis ümmetimden mahşer yerine namaz, zekat, oruç gibi belli başlı ibadetlerle gelmiş. Fakat bununla birlikte bu ibadetleri sergilemesine rağmen şuna sövmüş, bunu dövmüş, şunun gıybetini yapmış, falan canın malını gasp etmiş, filan kanını akıtmış ve dolayısıyla türlü ahlaksızları sergilemiş kimsedir. Tüm hak sahiplerine onun sevaplarından, amellerinden verilir. Üzerindeki borç tükenmeden hayırları tükenir. Alacaklılarının günahları da ona yüklenir. Sonra Aynı müflis bir kimse gibi ateşe atılır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam. Aziz kardeşlerim, dolayısıyla bütün bunlardan anladık ki İslam esasında kendi içerisinde üçlü bir bütünden oluşuyor. Evveli, temeli, sahih, sağlam, tevhid üzere bir İslam akaidi, İslam itikadı, imanın sağlam olması ki sonraki bütün ibadet ve ahlak bunun üzerine kurulacak sonra salih ameller, Rabbimizin emri olan ibadetler ve sonra belki bunların kemal noktası olan güzel ahlaktan müteşekkil bir hayat yaşamak zorundayız. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir gün size en hayırlınız ve en şerriniz kim olduğunu haber vereyim mi buyurdular. Ve bunu üç defada tekrar ettiler. Her defasında sahabe-i efendilerimiz evet ya Resulallah haber verin ya Resulallah buyurdular. Efendimiz şöyle cevap verdi. En hayırlınız kendisinden hayır umulan ve şerri dokunmayacağı hususunda emin olunan kimsedir. En şerliniz de kendisinden hayır ümid edilmeyen ve şerrinden de emin olunmayan kimsedir buyurdu Efendimiz. Aziz kardeşlerim sohbetimizi Efendimizin bu husustaki bir duasıyla hitamı erdireyim. Şöyle buyurdu Efendimiz dualarında Allah'ım ayrılıktan ve bozgunculuktan, iki yüzlülükten ve kötü ahlaktan sana sığınırım. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin, rıza en lillahi teala el-Fatiha.